Web Tekno'dan hepinize selamlar dostlar. IFA Berlin'in ilk gününde Samsung'un misafiriyiz. Samsung IFA Berlin'in 100. yılında devasa büyüklükte bir alanda boy gösteriyor. Ve biz de bu videomuzda yapay zeka tarafındaki yenilikleri konuşacağız. Samsung bu yıl AI for All sloganıyla katılmış. Yani hepimiz için yapay zeka sloganıyla katıldı IFA'ya. Biz de özellikle beyaz eşya kısmındaki gelişmeleri konuşacağız bu videomuzda. Telefonlarda ve bilgisayarlarda alışmaya başladık yapay zeka özelliklerine. Ama beyaz eşya tarafında bize neler vaat ediyor? Bu konuları Samsung Electronics Türkiye Beyaz Eşya Pazarlama Direktörü Sayın Mustafa Tolunay Aslan'la birlikte konuşacağız. İsterseniz hemen kendisiyle röportaja başlayalım. Selamlar. Merhabalar Mustafa Bey. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok sağ ol. İyiyim ben de. IFA'nın 100. yılında buluşmak gerçekten çok kıymetli. Evet. Tekrardan buradayız. Eş zamanlı olarak bu Samsung'un da 50. üretim yılı. Hem buzdolabı hem çamaşır makinesinde. Harika. Hatta Samsung Smart Things'e de yapmış olduğumuz yatırımın 10. yılı diyebilirim. Onunla ilgili çok fazla şey merak ediyorum. Sizin arkanızda Bespoke AI Foundry Combo var. Enerji verimliliği tarafında bize ne gibi faydalar sağlıyor? İlk sorumuza bununla başlayalım isterseniz. Kesinlikle çok önemli bir noktada değindiniz ve size bahsettiniz. Enerji verimliliği hatta önümüzdeki dönemde çok daha önemli konulardan biri olacak. Bunun için tüketicilerden aldığımız geri bildirimler neticesinde 50 yıldan beri üretime ve tüketici geri bildirimlerine yatırım yapıyoruz. Aralık ayında Türkiye'deki tüketicilerimizle de buluşturacağız. Peki Bespoke AI Foundry Combo ne faydası var? En büyük faydalarından biri 18 kilogram yapıyor, 11 kilogram kurutma kapasitesine sahip. Ama enerji verimliliği bu noktada bizim için en önemli kıstaslardan biri. Çünkü enerji tüketimi çok daha ileride önemli konulardan biri olacak. Bu ürünümüzde yıkama kısmında, yıkayıcıda %60'a varan, kurutma fonksiyonunda ise %30'a varan verimlilikten bahsedebiliriz. Peki %30'a varan verimliliği nasıl sağlıyor? Çünkü artık geleneksel yıkama modellerinden ziyade heat pump dediğimiz ısı pompası ile kurutma fonksiyonu devrede oluyor. Evet, birinci nokta dediğimiz gibi enerji verimliliği. İkinci nokta yapay zeka sayesinde yapmış olduğu çamaşırların ağırlıklarını anlayarak, kirliliğini anlayarak, hatta tekstilini anlayarak kirlilik derecesine göre su tüketimini ve deterjan tüketimini kendisi ayarlıyor. Bu neticede de daha az su tüketerek daha fazla verimli halde tüketiciye çamaşırları yıkamasında yardımcı oluyor. Süper. Şu an arkamdaki Bespoke AI Foundry Combo'da büyükçe bir ekran görüyorum. Yani aslında bir tablet ekranı desem yeri var. Bu ekranlar sanırım beyaz eşyalarda da artık. Evet, 7 inçlik bir ekran var. Buzdolabında birazdan göreceğiz. Buzdolabında da Femilab dediğimiz modelde çok büyük bir ekran var. Burada 7 inçlik bir ekran var ve bunun en büyük özelliğini artık sadece cep telefonundan değil, hem buzdolabından, hem çamaşır makinesinden ve diğer ürünlerden de SmartThings uygulamasıyla bütün ekosistemi, bütün Samsung ile bağlantılı ürünleri kontrol edebileceğiz. Ek olarak konuşarak Bixby üzerinden gerekli direktifleri de ürüne vermiş oluyoruz. Örnek vermek gerekirse saat 2'de çamaşırın başlatılması, saat 5'te robot süpürgeyle evinin temizlenmesi ve saat 8'de ışıkların söndürülmesi gibi. Evet, hatta ben daha ilginç bir örnek vereyim. Az önce bir Tesla aracı gördüm ve Tesla araç bile SmartThings'e bağlıydı. Aslında bir Tesla aracı bile şu anda bir buzdolabı gibi yönetebiliyoruz SmartThings üzerinden. Tabii ki. SmartThings'e bağlı olan tüm ekosistemdeki cihazları, bu Samsung olabilir ya da herhangi bir Samsung SmartThings platformuyla konuşacak cihazlar olabilir. Hepsini çok rahat hem kontrol edebiliyoruz, hem yönetebiliyoruz, hem de izleyebiliyoruz. Süper. Food Plus tarafındaki yenilikler neler? Yani günlük hayatta nasıl kolaylıklar sağlıyor bize? O kesinlikle. Geçtiğimiz yıl IFA'da biz Samsung Food uygulamasını çıkardık ve bu Samsung Food uygulamasında yaklaşık 5 milyon farklı tarif var. Bu dünyanın belirli bölgelerinden, coğrafyalarından gelip toplanmış 5 milyon tane farklı tarif ve bu devamlı güncelleniyor, devamlı zenginleştiriliyor. Çünkü her bir kullanıcı kendi yapmış olduğu özel tarifi de oraya yükleyebiliyor. Şu anda bu 12 milyona ulaştı. Ve buzdolabımızın içinde Samsung AI Family Hub'ın içerisinde AI Vision kamera var. Ve bu kamera sayesinde biz buzdolabının içerisindeki yiyecekleri görebiliyoruz, hatta tanıyabiliyoruz. Ve bu buzdolabının içindeki yiyeceklere göre de bizim kendi davranışlarımıza, kendi ağız tadımıza göre zaten bunu zamanla algılayarak önemli ve buna bağlı tarifler sunuyor. Örnek vermek gerekirse domates var ve domatesli bir şey yapmak istiyorsunuz. Size o ilgili listeyi sunuyor. Ve siz o ilgili listedeki yemeklerinizi hazırlarken fırında da eş zamanlı olarak konuşurken siz sadece ürünlerinizi hazırlıyorsunuz. Daha sonra fırında zaten sizin için hazır hale gelmiş oluyor ve yemeğinizi pişiriyor. Aslında şunu diyebilir miyiz? Mesela yakın bir gelecekte yani bu tür buzdolaplarının, Food Plus özelliğine sahip buzdolaplarının yaygınlaştığı bir durumda aslında herkes kendine özel tarifler alacak. Kesinlikle. Hem kendimize özel, hem kendi sağlığımıza özel, hem de kendi davranışımıza özel alacağız. Bu niye sebebiyet veriyor? Tabii ki yiyeceklerin bozulma döngüsünü de bildiği için bize uyarıda da veriyor. Dolayısıyla hem atık, israfı önlemiş oluyor. Hem enerji verimliliği
verimliliğiyle %15'e varan enerji verimliliği var. Hem daha az enerji tüketiyor. Dolayısıyla dünyaya atmış olduğumuz karbon ayak izimizi de minimize etmiş oluyoruz. Peki Mustafa Bey, bir ürün daha sorsam size. Gerçi sizin arkanızda kaldı ama şöyle yan tarafınıza geçeyim. Burada bir de Laundry Combo ve buzdolabının da yanında Bespoke Jet Combo AI robot süpürge var. Evet, yeni robot süpürgemiz, bir hafta önce pre-order'ına başlattığımız, bir hatta iki hafta sonra da lansmanını yapacağımız yeni robot süpürgemiz. Peki bizim bu ürünün en büyük alameti farikası ne derseniz, bizi farklılaştıran en büyük alameti iki harikasından bir tanesi NOx security sistemi var. NOx güvenlik sistemi var. Çünkü ürünün üzerinde kamera var ve 10 saniyede bir görüntü alıp bizi bilgilendiriyor. Ama NOx olduğu için de ürünün herhangi bir hacklenmesi ya da ürüne girilmesi, bizim bilgilerimizin çalınması söz konusu değil ki bunu cep telefonunda uzun süreden beri uyguluyoruz. Diğer bir noktada ise evet, yapay zeka bu üründe de var. Yerin kirlilik durumuna göre, zemine göre kendi yüksekliğini de ayarlıyor ya da emiş gücünü ona göre de ayarlayabiliyor. Hatta mop özelliğinde o bölgeye gidip ekstradan tekrardan silme özelliği de sağlıyor. Ama bunun yanında ne yapıyor? Tabii mop özelliğinde kumaş kirleniyor. Kirlenince tekrardan hazneye gidiyor. Orada sterilizasyon oluyor yüksek sıcaklıkta. Temizlendikten sonra tekrardan gidip ilgili noktaları temizlemiş oluyor. Kendi mopunu temizleyebilen ve hani büyükçe istasyonlu, büyükçe doku olan diyeyim, robot süpürgeler de yine aynı şekilde evlerin bir parçası haline gelecek. Kesinlikle yani. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Hayatımızı kolaylaştırdığı gibi birbirleriyle etkileşim halinde olduğu için çok rahat bir şekilde kendi tercihlerimize göre bizi yormadan gelip temizliğini yapıp tekrardan kendi yuvasına dönüyor diyebilirim. Bu tarz ürünlerin sadece böyle fuarda hero ürünler anlamında değil, tabii ki de hero ürünler anlamında fuarda görmekten mutluluk duyuyoruz. Ama ülkemizde raflarda görmekten ve insanların da deneyimlemesini. Kesinlikle. Dediğim gibi bu ay içerisinde lansmanı da yapmış bulunuyoruz ve tüketicilerimizle bu ürünleri buluşturacağız. Deneyim mağazalarında olacak. Muhakkak. Her yetkili Samsung mağazalarında olacak. Süper. İzleyicilerimize bu bilgiyi de vermiş olalım. Mustafa Bey, bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Fuarın 100. yılında buluşmak çok kıymetliydi bizim için. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet dostlar, Samsung'un beyaz eşya tarafında yapay zeka gelişmelerini birlikte dinledik Mustafa Bey'den. Kendisine röportaj için tekrardan teşekkür ediyoruz. Beyaz eşyalarda yapay zeka sizce hayatımızı nasıl kolaylaştıracak veya hayatımıza neler katacak? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. İFA'dan başka videolar gelmeye devam edecek. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.